Merhabalar, bu videoda sizlere Android TV'nizi telefonunuz üstünden Google Asistan'ı nasıl kullanabileceğinizi göstereceğim. Özellikle bazı markalarda maalesef kumandada Google Asistan özelliği bulunmuyor. Şu an benim elimde bulunan kumandada Google Asistan özelliği bulunuyor. Yani şurada sesli komut dediğimiz tuş bulunuyor. Çoğu TV'de maalesef bu tuş bulunmuyor. Yani kumandada bu tuş bulunmuyor. Bu TV'ler için telefon üstünden Google Asistan'ı nasıl kullanabiliriz ve aynı zamanda TV'mizi telefon üstünden nasıl kontrol edebiliriz? İşte bu videomuzun konusu bununla ilgili olacak. Hemen zaman kaybetmeden öncelikle indirmem gereken bir uygulama var ve ben telefonum üstünden bu uygulamayı nasıl indireceksiniz, hangi uygulamayı indireceksiniz hemen gösteriyorum. Google Play Store'ya giriyoruz. Giriş yaptıktan sonra Android TV burada Android TV yazıyoruz. Android TV yazdıktan sonra uygulamamız hemen geliyor ve bunu telefonumuza kuruyoruz. Evet, zaten kapasitesi çok düşük. Hızlı bir şekilde hemen telefonumuza indirildi. Şu anda kurulum tamamlanıyor. Evet, şu anda telefonumuza kurulduğu hemen buradaki sözleşmesini kabul et tuşuna tıklıyorum ve devam tuşuna tıklıyoruz. Buradaki izinleri vermemiz gerekiyor. Hemen bu uygulamaya bu izinleri veriyorum. Evet, izinleri verdikten sonra hemen ağımızı tarıyor ve cihazlarımızı bulacak şimdi. Hangi cihazı kontrol etmek istiyorsak o cihaza erişimi sağlıyor. Bu cihazımızda zaten Google Chromecast içerisinde gömülü olarak, yani ekranımızı yansıtabilmemiz için bir teknoloji yer alıyor zaten bu TV'lerde. Onun ismi Google Chromecast. Hemen buradan bu kastı arıyor şu anda ağımızdan. Tabii ki bulabilmesi için aynı ağa dahil olmamız gerekiyor. Şu anda aynı Wi-Fi'ye bağlı cihazlarımız ve şu anda bu Wi-Fi üstünden taraması gerçekleşiyor. Birazdan bu cihazlarımızı bulup ekrana getirecektir uygulamamız. Eğer bulamazsa tamamen kapatıyorum uygulamamı ve uygulamayı bir kez daha yeniden başlatıyorum. Bakın, uygulamamı yeniden başlattığımda zaten aslında ekranda direkt cihazım verildi. Şu anda tabii ki ben bu cihaza özel bir isim vermiştim. Fakat tabii Android TV'lerimizin isimleri değişebilir. Bu şu anda ben Vestel TV kullanıyorum. Vestel olabilir, Cosmos olabilir, Android TV olabilir. Buradakiler değişkenlik gösterebilir. Ben zaten televizyonuma kendi özel ismimizi atamıştık. O yüzden Mete isminde burada gördüğünüz üzere geldi zaten. Hemen bunun üstüne bir defa tıklıyorum. Tıkladıktan sonra gördüğünüz gibi şu anda bir eşleştirme istiyor. Ve bu eşleştirmeyi telefonumdan girerek sağlıyorum. Hemen eşleştirmemiz şu anda sağlandı. Şu anda telefonum üstünden tamamen televizyonu artık kontrol edebiliyorum. İsterseniz canlı TV'de ses arttırımı, kanal değişimi veya onay tuşu olsun, her türlü işlevi buradan gerçekleştirebiliyorum. Bakın, örneğin bu uygulamayı açalım. Buraya gelip bu hizmeti durduralım ve ana sayfaya tekrar dönelim. Gördüğünüz üzere uygulamamız tamamen bir kumanda şeklinde Android TV'mizi tamamen yönetiyor. Peki Google Asistan'ı nasıl kullanacağız? Eğer TV'niz bunu destekliyorsa ya da TV Box'ınız bunu destekliyorsa buradan sesli komut vererek de tabii ki TV'mize komut gönderebiliyoruz. Hemen şuradaki butona bastığımızda yine izin vermem gerekiyor burada. Evet, iznimi verdim. İzni verdikten sonra buradaki butona basıyorum ve şu anda ekranda gördüğünüz üzere benim konuştuğum her şeyi ekrana yansıtacak. Şu anda zaten ekranda bu yazıları okuyor olmanız gerekiyor. Ben şu anda konuştukça Google Asistan'da bunları ekrana yazıyor. Tabii çok uzun bir cümle kullandık. Uzun bir cümle kullanınca haliyle bu şekilde oluyor. Ben tekrar komut ekranıma dönüyorum ve burada Google Asistan butonuna, yani sesli komut özelliğine tıklıyorum. TV'yi kapat. Evet, gördüğünüz üzere şu anda sesli olarak TV'nin kapatılmasını istedim ve TV'm kapandı. Hemen buradan tekrar geliyorum ve TV aç komutunu vereceğim. TV'yi aç. Evet, gördüğünüz üzere hemen TV'yi açtı, ekrana geldi. Şu anda sesli komut sistemi tekrar aktif olduğu için yine ekranda bir şeyler yazdı. Ben burada hemen tıklıyorum. Ayarları aç. Evet, gördüğünüz üzere ayarlarımız geldi. Tabii ki hani bu Google Asistan Türkçe'ye %100 uyumlu olacak diye bir şey yok. Maalesef bazı kelimeleri algılayamadığı durumlar söz konusu olabiliyor.
Böyle durumlar için de farklı kelimeler kullanmak gerekiyor. Örneğin şöyle geliyorum. Bugün hava durumu nasıl? Şu anda Adıyaman'da hava 7 derece ve açık. Bugün açık ve sıcaklık en yüksek 14, en düşük 3 derece olacak. Evet, burada kendiniz de duydunuz, Google Asistan'ım devreye girerek hemen burada hava durumunu bana bildirmiş oldu. Tekrar geliyorum. Neşeli bir müzik çalar mısın benim için? İlk parçayı çalar mısın? Evet, şu anda tamamen telefonumdan komut veriyorum. Bu arada ekran görüntüsünde kaydediyorum tabii. Burada işlemleri nasıl gerçekleştirdiğimi sizlere de göstereceğim. TV'yi kapat. TV'yi aç. Evet, gördüğünüz üzere TV'miz çok hızlı bir şekilde tepki vererek açılıyor. Tabii ki bu sistem özelliklerinize göre değişkenlik gösterebilir. İnternet hızınıza, bağlantı hızınıza göre de yine değişiklik gösterebilir. Evet, burada aynı zamanda uygulamamız üstünde bir ana buton var. Bu ana butona tıkladığınızda sizi Android sayfasına taşıyacak. Sağ tarafta gördüğünüz gibi oynat ve durdur butonumuz yer alıyor. YouTube'da herhangi bir şey açmışsanız buraya atlayarak oynatıp kapatabiliyorsunuz. Şuradan da geri tuşuna basabiliyorsunuz. Yine ok tuşlarıyla ileri geri yapabiliyorsunuz. Ya da canlı TV'yi izlediğiniz zaman kanalları değiştirip sesi arttırıp kısabiliyorsunuz. Yine aynı şekilde direkt ana ekrana dönebiliyorsunuz. Eğer şu şekilde kumandanız üstünde herhangi bir tuş yer almıyorsa gösterdiğim uygulama sayesinde TV'nizi Google Asistan'ını kullanarak kontrol edebilirsiniz sesli bir şekilde. Aynı zamanda bunun dışında eğer kumandanız kaybolmuşsa yine bu uygulama sayesinde rahat bir şekilde TV'nizi kullanıp kontrol etme şansına sahipsiniz. Evet, bugün de Google Asistan nasıl kullanılır ve telefonumuz üstünden nasıl kontrol edilir bunu göstermeye çalıştım. Başka ders ve videolarda yeniden görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sesi arttır. Sesi arttır. Tamam. Geçen hafta Süleymaniye'nin halefi olan İsmail sesi kıs. Gitti ve buradaki tamam. Şii ministerin sesi kapat. Tamam. TV'yi kapat. TV'yi aç.